Selamun aleyküm. Değerli dostlar, burada merak ettiğim bir mevzuyu denemeye çalışacağım. İstiridye mantarını aşılamaya yapıp tohumunu almaya çalışacağım. Şimdi istiridye mantarı, kavak mantarı, bunu pazardan yeni aldım, parçaladım şu şekilde. Bir kartonu yarım saat kaynar suda iyi bir haşladım değerli dostlar. Kartonu haşladıktan sonra şöyle şeffaf bir kaba kartonu seriyorum. Kat kat serip üzerine istiridye mantarından şöyle parçalar koyacağım. Ondan sonra parçaları koyduktan sonra tekrar üzerine bir kat daha yapacağız. Şu şekilde börek yapar gibi kat kat istiridye mantarını koyacağız. Hafif nemli olacak. Bir saat haşladık kartonu dezenfekte olsun diye. Şimdi bu şekilde yapıp gördüğünüz gibi şöyle kat kat olacak şekilde kartonlarımızı istiridye mantarını üzerine koyuyoruz. Misel diyorlar işte, mantar tohumu. İstiridye mantarı çok lezzetli, yenilebilir bir mantardır. Çok güzel yemek tarifleri vardır. Evinizde vesaire üretmek isterseniz diye bu videoyu çekiyorum. Bu tohum aldıktan sonra bu samanın içerisine ekilecek. 20-25 gün galiba tohumlanma süresi olacak bu kartonun içerisinde. Ondan sonra ekime başlayacağız. Ekim videosunda inşallah becerebilirsek, misal alabilirsek ekimini de yapacağız. Kartonlar nemli gördüğünüz gibi. Bu işin ticari olarak yapanlar da var. Biz tamamen kendin üret, kendin ye mantığıyla ticari olarak düşünmüyoruz. Meraklıyım bir de böyle şeylere. Merakımdan dolayı yapıyorum. Sizler de merak ederseniz diye, belki ilginizi çeker diye videolaştırıyorum değerli dostlar. İşinize belki yarar, bilmiyorum. İşte mantarın da tohumu olur muymuş derseniz bu şekilde tohum alacağız inşallah. 25 gün sonra, 20-25 gün sonra bu ne yapacak? Beyaz beyaz böyle sporlar üretecek bu mantar. Kağıdı kartonu saracak. Kartonu sardıktan sonra da inşallah samanın içerisine ekimini yapacağız. Dediğim gibi onun videosunu başka bir şekilde inşallah becerebilirsek şu işi onu da yapacağız. Az kaldı. Şunları da şöyle attım mı? Evet. Evet, bunu bitirip kapatacağım değerli dostlarım. Şu şekilde oldu gördüğünüz gibi. 20-25 gün sonra bunun olup olmadığını sizlere çekeceğim. Olursa seviniriz, devam ederiz. Ekiminde yaparız. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şu kapağını da şöyle boğmayacak derecede, havalayacak derecede kapatacağım değerli dostlar bittikten sonra. Şu an tek elimde telefon olduğu için kapatıyorum, bitirip inşallah 25 gün sonra bu videonun devamını çekerim. Allah'a emanet olun tekrardan.